Yunanistan uçakları bir kez daha Türk uçaklarının Ege'deki NATO uçuşunu önlemeye çalıştı. Hava kuvvetlerimiz gerekli karşılığı verdi. Hemen detayları almak için Arda Erdoğan'a döneceğiz. Arda bize çok daha detaylı ve kapsamlı aktaracak. Arda söz sana bırakıyorum. Köksu 19 Aralık Pazartesi günü gerçekleşti. Yunan jetlerinin o tacizi planlı bir NATO görevi icra ediliyordu. Ege'nin uluslararası hava sahasında Nexus AS görevine hem Türkiye'den uçaklar hem de NATO'dan bir e, Avax erken uyarı uçağı katılıyordu. O görevin icrası sırasında Yunanistan'ın 5 farklı üstünden kalkan F-16'lar oluşturulan paket kola taciz, e, tacizde bulundular. Ve Türk jetlerine, Türk uçaklarına radar kilidi attılar. Paket kol nasıl oluşturuldu öncelikle planlı bir görevdi bu Nexus ask görevi NATO göreviydi 14 adet Türk F16'sı bir adet havadan erken ihbar ve kontrol uçağı bir adet tanker uçak ve bir adet arama kurtarma uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığından bu uçuşa katıldılar NATO'ya ait bir tane de Avax erken uyarı uçağı uçuyordu Ege'nin uluslararası sularında görev için tam 24 saat önceden NATO müttefiklerine hava görev emri çıkartılarak gerekli bütün bilgiler NATO müttefikleriyle paylaşıldı ki Yunanistan'da bir NATO NATO müttefiki olması dolayısıyla uçuşun planından 24 saat önceden haberdardı. Bunu belirtmekte fayda var. Uçuşun gerçekleştiği sırada Yunanistan'a ait 5 ayrı üstten kalkan F-16'lar Türk uçaklarının da içinde bulunduğu kola radar kilidi atarak tacizde bulunmuş oldu. Yunanistan'a ait uçakların NATO görevini engelleme çabalarına gerekli karşılık da elbette verildi. Paket koldaki uçaklar kendi görevlerini başarıyla icra ettiler ancak hem Dalaman'dan hem hem de Akisar'dan kalkan Türk F-16'ları Yunan uçaklarına tacizde bulunan radar kilidi atan Yunan uçaklarına gerekli karşılığı vererek uçuşun emniyette sona ermesi sağlanmış oldu. Ayrıca paket kol uçuşundaki Türk uçakları da Nexus As görevini başarıyla tamamlayarak üstlerine geri dönmüş oldu. Oldukça önemli. 17 Aralık'ta da yine aynı göreve Yunan uçaklarınca taciz gerçekleşmişti. Aradan geçen iki gün sonra NATO müttefiki olan Yunanistan bir NATO görevine bir kez daha tacizde bulunmuş oldu.